Evet arkadaşlar bu sorumuzda da hangileri bir doğal ortamın diğer bir doğal ortamı etkilemesine örnektir demiş. Tek tek bakacağız. Diyor ki bitkilerin yeryüzündeki doğal yaşam alanlarının ve özelliklerin oluşmasında iklim, yer şekilleri, toprak, su varlığı gibi faktörlerin etkili olması. Burada arkadaşlar hani bir doğal ortamın diğer bir doğal ortalama etkilemesine örnektir demiş. Dikkat ederseniz yani bitkilerin dağılımında bunların etkili olduğunu söylüyor. O zaman biz bunu cümleyi alabiliriz. E, kayaçların atmosfer kökenli doğa olayların etkisiyle ayrışmalara maruz kalması. Bakın yeryüzündeki kayaç yapısının iklimden etkilenmesi Burada arkadaşlar bir etkilenme var. Bir de doğal ortam diğerini etkiliyor. Bunu da aldık. Diğerlerinde arkadaşlar bunları göremiyoruz. Çünkü genelde beşeri sistemlerin doğal sistemleri etkileme söz konusu. Diğerinde de aşağı yukarı aynı şekilde üçteki cümle gibi bir yargı çıkartılabilir. O yüzden 1 ve 2 doğru yanıttır.